Hepiniz hoş geldiniz. Vogue Leaders Forum'un bu panelinde VMF sponsorluğunda dijital hikaye anlatmanın önemini konuşacağız. Ve işin ehli isimler bizlere eşlik ediyor. İlk önce kendinizi tanıtabilir misiniz acaba? Ne iş yapıyorsunuz? Mina senle başlayalım istersen. Ben Mina Saygı, Games Media'nın kurucularındanım. Biz aslında bir, birkaç farklı e, iş yapıyoruz aynı şirketin içinde ama influencer marketing ve prodüksiyon ağırlıklı işler yapıyoruz. E, merhabalar, Arzu Kamberi. Ben de VMF Türkiye'nin iş geliştirme müdürüyüm. E, merhabalar, ben Sezin Güleryüz. Mahmudiyer Health Food Break. E, aslında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. E, kurumsal kariyerime açlık tutkum için son verip, Aşçılık eğitimi aldım. Gökkuşağı Tarifleri Yemek kitabını yazarıyım. Bir yandan da sosyal medyada yemek tarifi içeriği üretiyorum. Merhabalar, Gözde Yolaç Savaş. Ben de Hybrid Community'nin kurucusu ve kreatif direktörüyüm. Biz de e, deneyimsel pazarlama üzerine renkli işler yapıyoruz. Kimi dijital, kimi e, offline işler. Hepsini aslında tam adı gibi hibrit şekilde ördüğümüz Renkli işlerimiz var. Dijital dönüşümün içinde olduğu bir dünyadayız ve artık dijital hepimizin artık karşı konu şey yapamayacağı bir alan. Hani oradaki varlığımızı en güçlü bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Ve bu dünya sürekli bir değişim içerisinde. Bundan beş yıl önce dediğim bazı şeyler hayal diye düşündüğümüz birçoğun artık içindeyiz ve varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Varlığını kabul ettirdikten sonra ikinci aşamamızda oradaki doğru iletişimi kanalını kullanmak. Sizce bu sektörün içinde olan birileri olarak son bir yıldır, iki yıldır ki değişimin ve buradaki konumun bizdeki öneminin dijital dünyada doğru hikaye anlatmanın öneminden bize biraz bahsedebilir misiniz? İsterseniz siz de başlayalım Arzu Hanım. E, tabii ki. Ya öncelikle elbette hayatımıza son dönemde en büyük damga vuran sosyolojik değişim pandemi oldu. Pandemi ile birlikte evlere kapandı, kısıtlamalar, belirsizlikler, güvensizlikler gerçekleşti. Ama bir yandan da evlerimize, mutfaklarımızla ve kendi iç dünyamızda bağlantılarımız da artmış oldu. E alışkanlıklarımız değişti, önceliklerimiz değişti, isteklerimiz değişti. Ne satın aldığımız, nereden satın aldığımız, nasıl araştırdığımız, nasıl ikna olduğumuz ve satın alma kararını nasıl verdiğimiz de çok değişti. Fiziki olarak bir mağazaya gidip bir ürüne dokunup onu hissedip deneyip deneyimleyemediğimiz için de evde ekranların karşısında ihtiyacımız olan bu çoğu da olan verileri ekranlardan almaya çalıştık. Ee, bu da aslında video içeriklerinin yükselişinde çok büyük bir etmen oldu. Çünkü bir mağazaya gidip bir ürüne deneyimleyemediğimiz için e, bu ürünü deneyen, deneyimleyen ve bunun videosunu çeken bir influencer'ın videosunu seyredip onun verdiği tavsiyeleri dinleyerek aslında satın alma kararlarımızı şekillendirmeye başladık. YouTube vardı, Instagram zaten vardı ama ne oldu? TikToklar geldi, reelsler geldi ee, ve video içeriklerinde çok büyük bir yükseliş oldu. Ee, şimdi aslında kısıtlamalar da bitti, ee, mağazalarımız açıldı, parke sektörü canlandı. Ee, ama dijital alışkanlıklarımız o kadar büyük bir e, oturdu ki, yani o kadar büyük bir etkisi var ki hayatımızda. O yüzden biz de örneğin VMF olarak online ve offline deneyimi birleştiren daha böyle omni-channel bir pazarlama deneyimine doğru ilerlemek istiyoruz. Öncelikle bu sebeple canlı desteğe geçtik. Siz mesela evinizde VMF komputeri ekran başında online mağazamızı gezerken bir tuşa basıp mağazamızdaki bir satış danışmanımıza bağlanıp ürünlerle ilgili bilgi alabilirsiniz görüntülü olarak. Ürün karşılaştırması yaptırabilirsiniz nasıl kullanıldığını, nasıl çalıştığını detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Böylece daha içiniz rahat bir satın alma kararı verebilirsiniz. Yani aslında mağazaya gitmiş kadar sadece dokunmayarak ama mağazada aldığınız tüm deneyimi biz ekranlarda elinizin başında size ulaştırmaya çalışıyoruz. Süper. Peki bu etkinlik tarafında nasıl bir değişime neden oldu? Etkinlik tarafında tabii ki bomba gibi düştü. <laughs> Tahmin edersiniz gibi. Burada da eminim ekranları başında da izleyenler, herkes Partileri özledi, bir şeyler, arkadaşlarıyla beraber bir şeyler yemeği özledi. Tüm o aslında da dediği o deney, deneyimsel, e, duyusal detaylarımızın hepsi bir boşlukta kaldı. Burada tabii yine yaratıcı olmak, bir adım önde olmak, biraz o farklı kasları bir arada çalıştırmak gibi... E, ...bir denklemi kuran aslında farklı e, e, ekipler bir araya geldiler diyebilirim. Burada... Örneğin bizim bir çözümümüz oldu. Tabii herkes evlerde çok sıkılıyorlar. İşte Clubhouse'un yükselişi gibi şeyler yaşandığı süreçte ve tüm bunlar da artık evdeki yalnızlığımız ve bütün bu majör değişikliğe bir cevap olarak örneğin biz Experience in a Box diye bir şey yarattık. Nedir? Tüm o festivallerde yaşadığımız deneyimi bir kutuya doldurduk aslında ve bunun sanıyorum yaklaşık 25-27 versiyonunu yaptık. İçinde çok farklı markalar olanlar var tamamen kendi festivallerimizi içeriklerimizi paketledik e, artık yemek pişirme e, tullarından, e, objelerinden içine konduğu müzik deneyimlerini her şeyi bir araya doldurduk ve aslında insanların evine kadar götürdük e, bunu kimi zaman yine bir deneyimsel bir oyunla götürdük. Kimi zaman daha premium markalar için daha cool bir havada götürdük ama... pek çok versiyonunu yaptık. Aslında özetle ben tüm bu süreci birazcık... hani flexible olmak olarak tanımlıyorum. Eğer bu kaslarımız gelişmişse... yani yaptığımız işten eminsek, hikayemizden eminsek, ürünümüzden eminsek... bütün bunları... O zaman nasıl yepyeni bir denklemde bir araya getirelim? İşte malum hop, popüler bir kelime oldu bizim şirket adımız. <laughs> hibrit yani biz 12 sene önce konduğunda kim ne demek bu falan derlerken. Şimdi tabii bayağı rahat rahat gönlümce kullanabiliyorum. Ya ee, yani hibrit formatların ön plana çıkması gibi bir gerçeklik içerisindeyiz. Ve bunu da herkes çok sevdi. İşte bahsettiğim gibi aslında gitmeyebilirim mağazaya dedi. Pek çok şeyi de artık dijital yoldan yapabiliyorum dedi. Ee, ama tabii bizim etkinlik tarafında o human touch dediğimiz ve bizim iş olarak yaptığımız aslında hem bir trend ajansı olarak hem deneyim tasarım ajansı olarak o social engineering dediğimiz şeyin social'ı dijitalde tam olamadığı için bizim hep bir bacağımız o offline'ı hala zorluyor. Bu arada sadece biz de değil çok sevgili komünitemiz. Sürekli işte o ne zaman olacak, bu ne zaman olacak, eski işleri soruyorlar. Diyoruz ki biz saygılı davranmak istiyoruz, hassas olmak istiyoruz, bu konuda bir araya getirmek istemiyoruz insanları. Hayır getirmeniz lazım, biz geleceğiz, yapın. Yani Çok güzel böyle tepkiler alıyoruz. Bunlar da bizi motive ediyor. Ve yavaş yavaş da artık tüm bu dijital pozitif tarafların yanı sıra artık offline'larda yeniden bir şeylerin düzelmesiyle işte aşılar ve her türlü iyi gelişmeyle birlikte yeniden hayatımıza girdi. Bu noktada aslında yine demek istediğim tüm bu güzel denklemi doğru ekiplerle yani işte doğru influencer, doğru marka, gerçek hikaye, oradaki bir hani artık şunu düşünüyorum ki hani sıradan şeylerin hiçbiri beğenilmiyor ve herkes onu bir salisede anlıyor. Yani öylesine yapılmış bir iş ya da reklam kokan bir kontent. Bunlar hemen artık anlaşılıyor. Bu yüzden de üstüne düşünülmüş, vakit harcanmış, stratejik olarak doğru yerlere oturtulmuş işlerin başarılı olacağını düşünüyoruz. Umarım da daha da güzel şeyler olur. Bilmiyorum her gün bir şey oluyor dünyada. Hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz aslında. Aslında çok güzel toparladılar. Hem ajans hem marka tarafı influencer tarafında bu şeye yol açtı bu Daha biz limitlerimizi zorlamaya başladık. Aslında mesela yemek tarifi üzerinde kendi segmentimden örnek vereyim. Önceden sadece bir fotoğrafını, güzel bir fotoğrafını çekip altına ufuzun yazdığım bir tarifi yeterliyken markalar ve sen ve takip edenler için artık bütün alışkanlık değişti. E, olay bütün deneyimi, işte bütün adımları, bütün bilgini, bütün püf noktalarını e, görsel olarak yansıtmana kadar e, ve bunu da çok da yaratıcı ve sürekli değişken bir şekilde e, yansıtmana kadar ilerledi. E, ben bunu çok sevdim. Bu arada eski marka geçmiş... Herkes memnun, Evet. Eskiden de marka müdürü geçmiş olan biri olarak benim açıkçası bu bütün kreatif şeylerimi, kanallarımı aktif etti. Ben bunu çok sevdim. Evet influencer tarafına daha kaliteli içerikler daha sık tüketilebilir ama daha böyle devamlı kendi yenilemeni gerektiren bir içerik dünyasına doğru kaymamızı sağladı ama ben bu dinamikliği seviyorsan ve bu dinamikliğe ayak uydurabiliyorsan farklı yani Bence biraz eleme gibi yaşandı Hani gerçekten bu işte başarılı influencerlar ön plana çıkarken çok da fazla kreatif gücü olmayan influencer'lar bir tık geriye düştü ve ben bunu açıkçası sevdim ve bu daha da böyle bu trend devam edecek diye de öngörüyorum. Peki Mina sen hem marka tarafıyla hem de influencer'larla bir arada çalıştın bu süreç içerisinde. Sizde nasıl bir değişim yaşandı? Sen siz nasıl öngördünüz bu hayatımızdaki dijital dönüşüm, birlikte anlatılan hikayelerin evrimini? Ya biz aslında böyle başladığımızdan beri hani zaten dijitalleşmeye gidelim, bir şekilde bir şeyler olsun falan diye çok uğraşıyorduk. Ve hani böyle ilk olduğunda ne bileyim Zoom toplantısı yapabilmek bile bazı markalarla garipken şu anda acayip normalleşti ve biz çok memnunuz tabii ki. Çünkü hani hep böyle daha dijital dijital içerik falan filan yapmayı hedeflediğimiz bir noktadaydık zaten. Şirketi de öyle kurduk hani işte markalara dijitalde içerik üretelim, daha güzel işte projeler üretelim falan gibi. Biz zaten influencerlarımıza içerik ürettirirken de hep böyle birazcık daha storytelling'e dikkat ederek ve içerikler hep değişik olsun amacıyla içerikleri ürettiriyorduk. Tabi bu süreçte dediğin gibi senin de hani yani çok fark etti, bir anda inanılmaz yükselmeler yaşandı. Bu arada tabi bu süreçte herkes o kadar fazla içerik tüketiyor ki, tüketti ki yani hani böyle resmen Instagram'da böyle 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 bir sürü fark etmeden içerik geçiyorduk yani. O yüzden hani onların içinde stand out edebilmek çok önemliydi bence bu süreçte. Ama dediğim gibi yani inanılmaz bir değişim oldu bizim açımızdan. Çünkü önceden influencer marketing mi hayır falan diyen birçok marka şu an böyle evet işte ne yapıyoruz falan ve bizim için inanılmaz heyecanlı. Bir de biz bu süreçten önce e, Aynen Aynen adında bir short content dizisi üretmiştik YouTube'da. E, pandemiden önce biz onun satışını Blue TV'ye gerçekleştirmiştik. Ama hani böyle short content mi, teaser bu falan demişlerdi bize ilk başta. Şimdi böyle birkaç tane daha bizden yeni kanallar böyle daha 4 dakikalık, 5 dakikalık içerikler istiyor. O yüzden short content ve o kadar kısa bir zamanda içeriği anlatabilmek bizim çok büyük bir derdimizdi. O yüzden bizim için çok iyi oldu. Peki şu anda dijital dönüşümle birlikte gerçekleşen değişimlerden bahsettik ama bir bu kadar da tabii ki sosyal medya platformlarında hayatımızdaki etkisi göz ardı edilemez. Yani son yapılan araştırmalar olsun YouTube'un 2 milyar, Instagram'ın 1 milyar, Facebook'un ise 2.38 milyar aktif kullanıcısı varmış. Bu kanalların pazarlama amacıyla kullanılmasının tüketicileri hakkındaki etkisinden hani influencer olarak, marka olarak, etkinliğin yaptığı etkileşim olarak ee, nasıl görüyorsunuz? Hani insanlar artık bu platformlardaki iletişime güveniyor mu? Yoksa bu artık çok mu dağıldı, çok mu büyüdü ve toparlanması çok mu zor? Yoksa hala gidecek yolu mu var? Ee, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel datalar paylaştınız. Şöyle de bir gerçek var. Türkiye'de internet kullanımı, e, sosyal medya kullanım oranı, sosyal medyada geçirilen zaman ve hepsinden daha önemlisi markaların sosyal medyada araştırma oranı dünya ortalamasından daha yüksek. Yani mesela biz Türkler ortalama günde 3 saat sosyal medyada, Vakit harcıyoruz e, ve yüzde fazla tüketicilerin markaları sosyal medyada araştırıyorlar. Bu ne demek? Aslında sosyal medya artık Google gibi bir arama e, mecrası haline geldi. Ya yani bir örnek vereceğim, e, VMF Alman bir global marka, e, dünyadaki bütün e, ülkelerden daha fazla takipçisi olan e, Instagram hesabı VMF Türkiye. Şimdi tüketicilerin de bu kadar ilgisi yoğunken Türkiye'de sosyal mecraya, sosyal mecraların markaların dijital bütçelerine aldığı paylar da artıyor. Ve burada bence genel önemli içerik bu videolar. Yani faydalı, eğlenceli, güzel videolar çektiği zaman influencerlar bu hem tüketicilerin yeni markalar keşfetmesine çok büyük katkıda bulunuyor. Hem de satın alma kararlarını verirken çok etkileyici bir rol oynamaya başladı. Hatta Yapılan araştırmada markaların %91'i 2021 senesinde e, kesinlikle influencer marketinge yap, yaptıkları e, harcamaları arttıracaklarını söylemişler. Hatta ben de şey bilgisine sahibim Deborah, e, kullanıcıların yani bütün bu içerikleri takip eden hepimizin aslında e, bir araştırmaya göre %52'si videoda gördükleri bir içeriği daha çok satın almaya yönlendiklerini söylemişler ve artık artık. O kadar fazla değişken varken gün içinde karşılaştığımız çoğumuz hem ekranın karşısındakiler hem biz yani biz de sonuçta tüketiciyiz metinlere duyarsız olmaya başladık. Hani o eskinin işte outdoor kullanımları ya da işte küçücük metinli banner kullanımları falan metinle yapılan pazarlama aktiviteleri bir tık geriye düştü. Artık çoğu kişi videoda gördüğünüz satın almaya yönleniyor çünkü orada deneyimi görüyor, yorumu görüyor, bilgi alıyor nasıl yapıldığını öğreniyor falan. E, ve onun hani e, satışa yönlenmesi inanılmaz bir şekilde yükselmiş durumda. E, hatta şöyle deniyor. Yazılı metinlere göre videoların 50 kat daha fazla satışa yönlendirme ve insanı ikna etme etkisi var. E, e, bu da tabii bütün ekosistemi hepimizi değiştirdi. Peki, iki farklı alanda sizlere ilk sormak istiyorum. Mesela Mina siz küçük, küçük dizi yaptınız ve şey yaptınız. Bunun sosyal medya kanallarıyla ya da başka streaming platformları yani bu videoların önü, öne çıkıyor ama özellikle hangi platformlar sizin yaptığınız işlerdeki en büyük karşılığı alıyor? Şimdi influencerlar bazında konuşursam tabii ki YouTube onların içeriklerini çok push ediyor. Aynı zamanda Instagram. Ama mesela aynen aynen için konuşmam gerekirse orada şöyle bir olay olmuştu. Biz mesela televizyon dizilerinin teaserları kadar olduğu için bizim bir bölümümüz. Herkes böyle bunu push etmez falan demişti bize. Biz böyle Narat'la oturup ağlıyorduk eyvah falan. Sonra hani hiç öyle olmadı. Çünkü oradan bizim aslında olayım hani herkes kendi zamanında bunu izlesin. Bunun için gerek hani ayrıca bir vakit ayırmasın falan diye düşündüğümüz bir içerikti bu bizim. O yüzden böyle orada da insanlar en çok Whatsapp'tan birbirine yolluyordu diziyi YouTube'dayken falan. O yüzden inanılmaz güzel bir dönüş oldu. YouTube bizim için çok iyi bir platform tabii ki. Instagram'da influencerlar için çok iyi bir platform çünkü orada da içerikler o kadar fazla push ediliyor ki hani birilerinin önüne çıkmak çok daha kolaylaşıyor yani. O yüzden ikisi de diyebilirim. Peki etkinlik konusu söz konusu olduğu zaman, evet deneyimsel etkinlik yaptığımız zaman deneyimsel olmasının en büyük nedeni oraya gelenlerin aslında sosyal medyadaki yaptıkları paylaşımları bir tık daha arttırıp hani, onun da bir pazarlama yöntemi olarak kullanmak. Bu noktada Instagram eminim ki sizleri olumlu yönde etkiliyordur. Sizin özellikle kullandığınız ya da ...kullanmaya ağırlıklı oldunuz size fayda sağlayan platformlar nedir? Bu platformların bir faydası var mı? E, elbette Instagram. E, çünkü tabii Instagram'da biz e, pek çok işte bu komünitemizin içinde de e, çok fazla influencer var. Doğal yani şanslıyız ki çok şükür en büyük şansımız zaten doğal yollarla kurduğumuz işte farklı davetlerde, farklı içeriklerde, farklı projelerde uzun zamandır biriktirdiğimiz güzel dostluklar var ve bu dostluklar tabii ki yeri geliyor bize yolsu, elektrik ve böyle destekler olarak mutlaka ki bizim işlerimize pozitif yönde etkiliyor. Ama tabii bunun da nedeni hep tabii iki tarafında doğru bir yerde durması. Yine aynı yere geleceğim ama hani kimse aslında beğenmediği, kendine yakıştırmadığı, doğru bulmadığı ...inanmadığı bir şeyi paylaşmaz. Doğru muyum? Yanımızda bir influencer var. <laughs> bu noktada eğer gerçekten... E, ...hani sizin biliyorsa ki... ...bizim yaptığımız şey, bizim anlattığımız hikaye... ...gerçek, yapı, gideceği yer... ...gideceği festival diyelim... ...Koda'da etkinlik. Güzel olacak, emin. Çünkü bir güven duyuyor. Çünkü bir geçmiş var. Bir dostluk var. Yani... ...bu noktada... E, ...bu dijital paylaşımlar bizim için... ...elbette olmazsa olmaz. Burada da hep e, karşılıklı... ...yine bahsettiğim gibi bu hem bu tarafı besleyecek yani influencer tarafını besleyecek çünkü influencerlar da güzel içerikler arıyor güzel e, görsellikler arıyor güzel bir ortam arıyor e, günün akışında hem kendine biraz bence heyecan katacak hem takip eden belki milyonları mutlu edecek e, hemen çünkü siz sanıyorum şöyle düşünüyorsunuz diye düşünüyoruz biz Bunlar çok hoşuna gider beni takip edenlerin. Yani benim kitlem bunu sever. Benim kitlem me bu ilginç gelir. Çünkü hani tariflerde ya da pek çok içerikte bunları görüyoruz. Sonuçta trendleri hepimiz takip ediyoruz. Biz de trendlere paralel yani aynı zamanda bir trend ajansı olduğumuz için trendlere paralel işler yapıyoruz. Burada var olan güzel içerikleri bu içeriklerden hoşlanan influencerlar zaten çok kuvvetli antenleriyle önceden fark edip e, gözlenmedikleri ve bir şekilde bunu bir parçası olmak istedikleri için bazıları bize yazıyor, bazıları kendiliğinden biz hiçbir şey istemeden işi duyuruyor, reklamını yapıyor. Burada çok kıymetli bir aslında bir alışveriş var e, içerik anlamında ve bizim için tabii ki çok fazlasıyla değerli çünkü bu bizim için demek oluyor ki yaptığımız şey karşıya geçiyor anlaşılıyor, hissediliyor ve bunu anlayan influencerların, bunu anlayan yol arkadaşlarımızın diyeceğim çünkü zaten sürekli birlikteyiz. Bu, bu, noktada güzel bir birlikteliğimiz aynı yönde bir yolumuz olduğunu anlıyoruz ve onlar da bunu paylaştıkça aslında onların takipçileri de yani artık bu milyonlar oluyor. Sonra onların takipçileri de derken aslında bu iş çok fazla büyüyor ve diyebilirim ki Deborah hani bu noktada bizim tabii ki ana iletişim aracımız haline geliyor. Çünkü bizim bir postla bunu yapma gücümüz yok ama bizi anlayan influencer dostlarımızın dijitaldeki kuvvetli isimlerin bunları kendiliğinden yayması çok bizim için tabii ki priceless ve yavaş yavaş böyle bir su damlası efektiyle tam istediğimiz kitlelere doğru işin yayılmasına sebep oluyor ve çok mutlu oluyoruz tabii ki özetle. Ya aslında şöyle oluyor Debora. Etkinlikler bir şekilde influencer'ın kendini ifade etme kanalı gibi. Yani hayat görüşün ne, oradaki duruşunu, takip edenlere ne aktarmak istiyorsun, ne mesaj vermek istiyorsun. Onunla paralel bir marka veya onunla paralel bir etkinlik olduğunda ona katılmak, oradan gerçekten gönülden paylaşımlar yapmak hem senin kendi ifade etme aracın oluyor hem de etki alanındaki insanları yönlendirmek istediğin alana yönlendirme şansı oluyor. Bunu her zaman evinden yapmak çok kolay değil içeriklerle. O yüzden etkinlikler çok doğru söyledin Gözde. Bir karşılıklı iki tarafında e, kendi ifade etmesini sağlayan çok önemli araçlardan biri bence. Yani, yani şöyle bir şekilde tek bir etkinlik etkinliğe katılan 10 tane farklı influencer 10 tane farklı içerik çıkar aslında. Bir tanesi etkinliğin yemeğine dikkat eder, diğeri dekorasyona dikkat eder ve o zaman birbirinden farklı hikayeler çıkar ve burada da hikaye anlatmanın önemi yine bir şekilde öne çıkarıyor. Ben çok Ama, kısa bir şey ekleyeyim mi? Ki, çok pardon. Ki. Aklıma şey geldi şimdi. Mesela aslında burada hani bir marka var, bir etkinlik ajansı bir influencer şey mesela aslında o etkinliğin gücü, işte içeriğin önemi, içeriğin iyiliği hepsi aslında bu başarıya, yani ne bileyim, sizin yaptığınız bir influencer marketing projesindeki içerik senin çektiğin içerik, işte sizin yaptığınız etkinlikteki alanlar ve kurduğunuz içerik yani daha doğrusu içerik dünyasını beslediğiniz alanlar hepsi birleştiği noktada zaten çok başarılı işler çıkıyor. Bir, kimse bir de olsa artık öyle olmuyor yani. inanılmaz Gerçekten... yani, bir şey. Evet yani artık böyle tek başına bir influencer'ın içeriği gibi değil de aslında bulunduğu ortam, markanın istediği içerik hepsi birleştiği noktada tabii ki de daha iyi bir ...strateji ortaya çıkıyor yani. Çok doğru. Bir de bu beş duyu noktası da var. Ona da bir dokunmak isterim. Hani dijitalleşmeyle bunlardan... ...vazgeçemiyoruz yani gerçekçi olalım. Böyle bir beden var. Böyle bir dünyada yaşıyoruz her şeye rağmen. Ve bu beş duyuya hitap eden... ...özel detaylar aslında... ...burada tüm buradaki partnerleri besliyor ve... ...işi biraz daha köpürtüyor diyeceğim. Çünkü aslında biz etkinliklerde ya da tüm bu deneyim kurgularında bir oyun alanı yaratıyoruz. Ve bu oyun alanı ne kadar doğru kurarsak hem stratejik olarak yani çok keyifli bir eğlenceli bir content gibi gözükse de arkada her zaman markalarla ya da işte influencerlarla ya da farklı kardeş ajanslarla yarattığımız çok kıymetli ön toplantılar bunu aslında güzel kılıyor. Ve buradan da ortaya çıkan detay bu oyun alanını aslında Deborah dediğin gibi kim nasıl değerlendirmek istiyorsa öyle değerlendiriyor. Kimi gerçekten geliyor ve önden paylaşıyor, bütün gün orada eğleniyor. Onu yapmak istediği için ve hiç bizim de öyle beklentimiz olmadığı için son derece relax bir ilişki ve güzel. Ama kiminin işte yeme içme alanı oluyor ve tamamen gidiyor sadece yemekleri çekiyor. Kimi biraz daha işte sürdürülebilik tarafından bakıyor. Bizim orada ayrıştırılmış çöp kutularımıza bakıyor. Yani o kadar renkli ve yani her insan kadar çeşitli detay var ve aslında biraz önceki konulara da küçük bir gönderme yapacağım. Şimdi Metaverse diye bir şey konuşuluyor Facebook'ta. Muhtemelen ileri bir şeye mi atladım ama <laughs> Yok, çok güzel bir misin? şey. Çünkü, çünkü çok oyun alanından evet, buraya aynen. giriyoruz. Evet, Tam çok aynen. güzel bir yere girdim. Tamam, sevindim. Metaverse noktasındayız artık. Yani Birkaç gün önce işte Facebook açıklama yaptı 10 bin kişi işe alacağını ve Metaverse'ü daha da büyüteceğini. Burada aslında bu oyun alanı kavramının ...dijital dünyadaki yansımasını çok yakın bir zamanda daha da yaşıyor olacağız. Biz pandemide bunlara da çalıştık aslında tamamen içeri avatar olarak girdiğiniz... ...içeride bir şeyler yediğiniz, kokteyl tarifi aldığınız, işte konsere katıldığınız şeyler çalıştık. Sonra bunu Türkiye'de erken olduğuna karar verdik ve geri gittik. Yani bayağı hazır. <laughs> Türkiye yani buna hazır Facebook, değil. Facebook <laughs> <aynen, gülüyor> Facebook bunu açtığı gün biz de açacağız ama böyle bir yerlere gidiyor ama ya biz o Human Touch'ı yine böyle yani hibrit için diyeyim %50'si yine o human touch, yüzde altmışı o human touch kalır, kalırız gibi düşünüyorum. Ama dünya yani çok ciddi bir ivmeyle bu Metaverse tarafına doğru gidiyor. Burada da işte artık ana caddesi çıktı Metaverse'un. Hani tüm bir oyun alanı tamamen yeni bir gerçeklik işte yeni bir gözle yeni bir sezin yeni bir arzu hani ek, sıfırdan insanlar olarak burada bambaşka hayatlar yaşayacağız ve Metaverse'de tüm bunlar konuşmaya başlayacak. En ilginç şey de tabii ki o olacak burada aldığımız bir VMF ürününü normal hayatımızda kullanacağız gibi böyle tuhaf bir gerçeklikler evreni bizi bekliyor. Bakalım etkinliklerde buralara doğru gideceğiz hep birlikte. Evet, hiç şüphesiz yani biraz önce ondan bahsediyor. Bir Clubhouse çıktı ve herkes birdenbire oraya girdi. Ya yani Kullandığımız pazarlama ve sosyal medya platformları da çeşitleniyor ve farklılaşıyor. AI teknolojisi bunda etkisi var. NFT'lerin, Metaverse'lerin bunların etkisi var. Gaming dünyada çok büyük bir pazarlama alanı haline geldi ve sürekli bir değişim halindeyiz. Fakat bunlarla birlikte eş zamanlı videoda bu pandemi sürecinde özellikle artık hani karşılık şey yapılamayacak. Hani eskiden fotoğraftı, fotoğraftan anlıyorduk ama hem birlikte videoların bir yükselişi oldu. Ve senin de daha önce belirttiğin gibi tüketicilerin %52'si videodan izlediği bir ürünü satın alıyor. Hatta okumak istemiyor ürün hakkındaki bir bilgiyi. Nasıl yani hepimiz ben mesela bir şey tamir etmek isteminde bile ya da bir programı kullanmak isteminde YouTube olarak bakarım ya da bir yemeği hazırlamak isteminde de o şekilde bakıyorum. Videonun gücü her geçen gün daha da artıyor ve belli ki çok daha ileri bir noktaya gelecek. Peki onu bu kadar özel kılan nedir? Hani sizce neden bir insan bir anda fotoğrafta hepimiz eskiden mesela kısa videolar dedin. Bir anda 15 saniyelik videolar seyrederken de bir anda farkında olmadan kendi 15-20 dakikalık bir how to videosu da seyrederken buluyorum. Eskisi gibi böyle çok saniyelerin ve dakikaların da bir dünyadayız. Doğru içerik aslında bir videonun uzun olması da bizi çok etkilemiyor. Siz bu videonun gücü hakkında ne düşünürsünüz? Sizin senle başlayalım istersen. Deborah aslında bu bana sorarsan böyle zincirleme bir tepkime gibi geldi. Bundan 10 sene önce işte akıllı telefon penetrasyonu arttırmaya çalışıyordu markalar, şirketler. Daha sonra mobil internet, daha sonra işte uygulamaların kullanımı falan derken böyle zincir zincir alışkanlıklar bütünü hepimizin hayatına değişti. Telefonlar girdi, internet girdi cebimize. Uygulamaları çok aktif kullanmaya, onlardan bir şeyler öğrenmeye başladık. E, bunun yansıması da artık içeriklere kadar uzadı. Artık video. E, yani platformlar ötesi bir duruma gelmiş durumda. Yani her platform için farklı bir video alışkanlığı olduğunu düşünüyorum ben. E, belki de videoyu özel kılan şeylerden biri de bu. E, mesela YouTube dedin. YouTube'da birazcık daha tüketicinin itmesiyle oluşan içerikler yani aramaya yazıyorsun sen bilgiye ulaşıyorsun ama mesela sosyal medyada tam tersi ben bir şey üretiyorum ve bilgiyi ben senin önüne sunuyorum senin belki aklında olmayan bir şey bile ben senin aklına sokmaya çalışıyorum böyle farklı dinamiklerin olduğu bir dünyaya kadar gitti video üretimi ve tüketimi diyeceğim bir yandan da böyle küçücük bir ekrandan hani okuyup yani hepimiz sonuçta çok yoğun koşturmalı hayatlar yaşıyoruz. Okuyup bir şey öğrenmeye çalışmaktansa bir iki dakikada e, o bilgiyi hemen izlemek, e, o videodan onları almak e, çok rahatlattı hepimizin hayatını. Ve tabii videodaki kreatiflik seviyesi de bunu tetikledi. E, yani öyle videolar var ki e, kimi işte dış ses koyarsın bir hikayeni anlatırsın orada ve insanlarla duygusal bağ kurup anlatmak istediğin mesajı iletirsin. Kiminde bir ürünün nasıl kullanıldığını anlatırsın o videoda. O birazcık daha böyle bilgilendirici bir içeriğe girer. Kiminde sadece işte ürünü gösterirsin ve ...kocaman farkındalık yaratırsın, metinler koyarsın, sessiz izlemek zorunda olan herkese anında bilgiyi hap gibi ulaştırırsın. Yani videonun da yani içeriklerin, video üretme kanallarının da artması video içeriklerini bence çok özel kılıyor. Yani elinde bir telefonu olan, birazcık böyle edit yapmayı beceren herkes... E, vermek istediğim mesajı videoyla verebilir artık. E, bu da onu çok esnek ve çok böyle kocaman bir dünyaya dönüşmesini sağladı bana sorarsan. Mina peki sen hem işin daha amatörce video çek, influencer amatörce video çektiği bir alanda sen de profesyonel de prodüksiyon yapıyorsun. İkisinin karşılıklı birbirinden farklı aldığı etkileşim, yarattığı etki, yarattığı güçten biraz bahsedebilir misin? Şimdi şöyle oluyor orada da mesela influencerlarla biz profesyonel bir fotoğraf çekimi yaptığımızda normal etkileşimden daha az etkileşim alıyor. Her seferinde böyle bir şeyle karşılaştık. Ama tabii hani böyle reels'lar, bilmem ne bizim çok küçük bir ekibimiz var. İşte 4-5 kişiyle çekiyoruz ama mesela aynen aynen dizisini 100 kişiyle, 70 kişiyle falan çekiyoruz. E tabii onun hitap ettiği kitle ve onun lanse ediş şekli başka, işte influencerların içeriklerinin lanse ediliş şekli ve kendi sayfalarında kendi içerikleri gibi paylaşmaları başka bir etki yaratıyor. Ama dediğim gibi hani ekip, işte kalite bilmem ne hani hepsi bir arada olunca tabii ki değişiyor. Ama mesela senin söylediğine bir ek bir şey söyleyeceğim. Mesela YouTube, Instagram, TikTok bu mecraların hepsinin arasındaki geçişkenlik aslında insanların düşündüğü kadar fazla değil. Yani işte mesela ben bazen insanlarla konuşuyorum. Benim işte 600 bin takipçim var. YouTube kanalı açarsam 250 bin abonem olur zaten. Çünkü işte o kadar kişi yazılarımı izliyor falan gibi yorumlar alıyorum. Aslında o kadar kolay olmuyor yani. Oradaki geçişkenlik çok zor. Oraya işte her platforma o platforma ait içerikler üretmek zorundasın falan filan gibi başka dengeler giriyor aslında işin içine. Yani biz mesela aynen aynen YouTube'da yaparken TikTok'a başka içerik, işte Instagram'a başka içerik vesaire gibi aslında hepsini birbirini puştlayacağı şekilde içerik üretiyorduk. O yüzden aslında içerik üreticilerinde biraz işi zorlaşıyor yeni platformlar geldik. Kesinlikle katılıyorum mesela benim hem YouTube kanalım var hem sosyal medya hesabım var. YouTube için çok daha sinematik işte profesyonel ekiple yani belki bir tarifte kullandığım soğanı neden tercih ettiğimi, nereden aldığımı işte onun kestiğini slow motion'a çekilmesi. Çünkü e, oradaki tüketici ona alışkın. YouTube'daki içerikler o kalitede. E, ona gidip de daha evde çektiğim bir içerik sunduğunda o kadar çok ona rezone etmiyor. Ama keza sosyal medya için iş çok farklı. Orada hani daha hap gibi, daha hızlı, daha böyle amatörlüğe daha da kapı açan bir ortam var. Mesela oradaki bütün çekimlerimi bildiğin kendim çekiyorum, kendim editliyorum, kendim yazıyorum. Yani her şeyi yönetmen oyuncu, her şey... Bir... <laughs> e, ama hani bunu niye anlatıyorum? E, gerçekten platformlar arası da eğer biri bu e, bunu bir meslek olarak influencerlığa girmek istiyorsan birazcık da orada netleşmek gerekiyor. Yani ben hangi platformda asıl gücümü kullanacağım, zamanımı, emeğimi, işte maddi gücümü e, ona göre yönlenmek lazım. Böyle hepsine birden girmek de dediğin gibi imkansız ve hepsine birden girdiğinde de aşırı bir başarı da elde edemeyebiliyorsun. Yani böyle biraz adım adım ve her platforma uygun İçerik içerik üreterek gitmek gerekiyor. Bir de mesela şey falan duyuyorum ben bazen işte ne yapmak istiyorsun hani nasıl bir influencer olmak istiyorsun diye soruyoruz biz insanlara. Ben her şeyi yaparım. Şimdi bir dal seçmek gerekiyor. Onun üstüne işte içerik düşünmek, onun üstüne birazcık daha kreatifleştirmek vesaire. Aslında o bir süreç. Ama şimdi böyle çok basit gözüküyor dışarıdan falan gibi şeyler duyuyoruz biz hep. Aslında bunlar yani o kadar basit değil ve çok emek istiyor yani en iyi sen bilirsin. Hani o yüzden o kadar da kolay değil yani aslında. Peki bunu Arzu Hanım size sormak istiyorum. Markalar tarafından baktığın zaman, markalar bir influencer marketinge yöneldiği zaman kanalın, platformun önemi nedir burada? Yani YouTube'un size faydaları nasıl oluyor? Ya da influencerın sosyal medyasında bir realiste ürününü kullanmasıyla uzun bir how to videosunda ürününüzü kullanması arasında aldığınız etkileşim, geri dönüşüm fark ediyor mu? Ya fark ediyor bence biraz sosyal medyada daha samimi bir ortam gerçekten. Ee, Sezin'in anlattığı gibi diğer tarafta daha profesyonel bir şey var. Daha reklam videosu çeker gibi özen gösteriliyor ama diğer tarafta e, daha fazla etkileşim oluyor, daha çok samimi sorular sorulabiliyor. işte DM'den dönüşler yapılabiliyor vesaire. Bana daha samimi geliyor orası açıkçası. Daha kısa olması, e, daha evin o halinden, sanki evindeki gerçek bir anı yansıtır gibi olması ...insanların da kendinden bir parça görmelerini ve daha e, güvenmelerine de bence e, sebep oluyor. Yani orada gördüğün bir videoyu daha kolay evde yaparım ya, bak ne güzel yapmış. hani ben de evde yaparım diye, diyebilirken e, belki de böyle misafire çok özel bir hazırlık yaparken... ...YouTube'daki bir yemek videosunu seyrederek gibi oluyorsun. O yüzden ben de samimiyet açısından, e, kısalığı açısından e, Instagram tarafı biraz daha iyi... ...ama Minan'ın dediği gibi şey çok doğru marka açısından da her birine ayrı yatırım, ayrı enerji... E ayrı içerik, yani her birinde başarılı olmak çok zor. Birinde olunca öbürü de asla olmuyor. Yani biz mesela bir tarafa daha çok eğilmek durumundayız şu anda. Çünkü işte dediğim gibi hem yatırımsal hem de enerjisel olarak hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmek gerekiyor bunların. Bu arada çok pardon, Yok. şey bu aslında hani samimiyet derken şöyle oluyor. Instagram'da bir işte influencer'ın hayatına dahil oluyormuşuz hissi var hep. YouTube'da da aslında benim vloglarda falan özellikle işte bir haftasını işte o haftanın sonunda yaşıyoruz ya da işte zaten o kişi yemek yapmak için bir gün girmiş ve editlemiş ve işte belki birkaç gün sonra izliyoruz gibi olduğu için orada gerçekten hayatına dahil olduğumuz noktada öbüründe bir çekim yapılmış gibi olduğu için bence sizin dediğiniz doğru oluyor. Ee, ve çok doğru bir şey söyledin. Ee, sosyal medyada ürettiğin içerik daha fazla ilhamlandırıyor gibime geliyor benim de. Mesela benim kurumsal çalıştığım dönem, işten 7'de 8'de eve gelip o karanlık ışıkta bile çektiğim bir içerik, çok fazla e, takip edilip olumlu tepki alıyordu. Çünkü neden? Ya işte bu kız ofisten gelip de bu sağlıklı yemeği pişirecek zamanı buluyorsa ben de yapabilirim. Yani e, aslında içeriklerin e, biraz... E, Farklı boyutları var gibime geliyor yani sadece içerik yapmış olmak için yapmamak lazım hani bir ilham veriyor musun birini pozitif bir alışkanlığa sevk ediyor musun ee, bunu da sosyal medyada çok daha rahat verebiliyorsun dediğin gibi ötekisi bir prodüksiyon oluyor ya da işte vlog çekiyorsan da yani sonuçta kesiyorsun bitiyorsun istediğin kısmını yayınlıyorsun ama sosyal medya daha bir gerçek ee, o yüzden sosyal medya daha e, amatörlüğe de daha hoşgörülü yani çekim açısından konuşuyorum. Ee, daha da fazla hani yaratıcı olabiliyorsun sosyal medya tarafında. Tabii ki sosyal medyanın yükselişiyle birlikte en baştan konuştuğumuz yere geri geliyorum. Ayrıcalıklı ve özel içerik üretmenin önemi ortaya çıkıyor. Ne kadar özel içerik üretirsen hem ürün bazında hem influencer bazında daha fazla öne çıkıyorsun ve bu yüzden de Doğru hikaye anlatman gerekiyor. Bu nedenle de markalar bir noktada kendileri pazarlama yöntemleri kullanmak yerine influencerlarla işbirliğine giriyor. Influencerların İlk sorum aslında herkesin çok fazla tartışmalı olduğu bir soruyu özetle geçip çok fazla tartışmadan da influencer'ın aslında çok farklı herkes farklı tanımlıyor ama sizin için influencer tanımını tam olarak anlayıp ondan sonra da markalar neden influencer'larla çalışıyor ve influencer'ların markalara faydası nedir? Yani gerçek pazarlama yöntemi olarak influencer'lardan bahsedebilirsek süper olur. Ben, Sen de... <gülüyor> <yiyeceğim>. <gülüyor> ben başlayayım mı? Ben başlayayım. Ee, yani e, şöyle... Influencer aslında Türkçesi etki eden değil mi? Bir etki alanı olan kişi ee, ve hani bu işi layığıyla yapmak istiyorsan yani gerçekten bir meslek gibi yani sonuçta ben bir mesleği bırakıp bir mesleğe geçtim. Influencer olmayı tercih ettim. Ee, neden yaptım bunu? Aslında sırf içerik üreteyim işte bu işten ticari bir gelirim olsun falan gibi değil de Söyleyecek bir sözü olan yani hani buna Türkçe'de de kanaat önderi dersin ya yani bir hayatta duruşun vardır, bir sesini çıkarmak istediğin bir mevzular vardır, peşine takmak istediğin bir aslında bir güruh vardır. Ben öyle bir amacın varsa influencerlığın hakkını verdiğini düşünüyorum. Yani sadece işte işte her gün giydiğini koymak gibi değil de yani gerçekten bir duruşunu aktarmak gibi insanlara ve peşinden sürüklemek yani etki alanı olmak demek bence bu gerçek influencerlıkta bence böyle olmalı. Şimdi bizim işte nanofluencer diye bir tarafımız daha var ve orada bin takipçili ve üstü olan herkesi dahil ettiğimiz bir datamız var. Ve mesela biz herkese şunu söylüyoruz. Senin orada bin ya da yüz bin fark etmez bir takipçin var. Ona respect et ve ona göre içerik üret. Yani çünkü aslında yani oradaki bin arkadaşım da olabilir benim. Ve o insanlar ben gerçekten Sallıyorum şu anda bir markayla bir şeyi gerçekten beğenip koyuyorsam, bu insanlar bundan etkileniyorsa demek ki benim bir influence etme gücüm var gibi oluyor. O yüzden hani o takipçi sayısıyla değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum ben onun. Genel olarak ne bileyim bir arkadaşımıza bir şey görüp almamız da o insanın bir influencer olduğu. Yani aslında bizim bir mottomuz vardı herkes bir influencer'dır diye. Çünkü gerçekten de öyle yani. O yüzden ben çok farklı yaklaşıyor olabilirim. E, bu arada <laughs> çok doğru bir şey söyledim. Veriler de senin dediğini destekliyor. Ee, mikro influencer bu işte daha 100 binin altı, 150 binin altı takipçisi olan kişilerin e, etkileşim oranının çok yüksek. Datalara baktım, data vereceğim. Datalar. <laughs> 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 386 <laughs> hatta hiç unutmam yani rakamlarla aramayı. E, etkileşim oranı yüzde 3. Hadi 4 diyelim. E, mega influencerlar yani böyle 3-4 milyon takipçilerin 12 falan aslında. E, Onların da etkileşim oranı rakama bakmıyor yani kaç kişi seni takip etmişten çok bağımsız. Burada ben hep şey diyorum kaç kişiden ziyade ne dediğin hani ne ne anlattığın önemli. Her zaman buna dikkat etmek lazım bence de. İşin marka tarafına e, dahil olmak istiyorum. Markalar neden influencer? Yani influencerların markalara faydası ne noktada oluyor? Nasıl ne, neden onlarla çalışmayı tercih ediyorsunuz? Ee, şöyle gene bir araştırma e, diyor ki <laughs> e, gerçekten e, influencerların e, ürettiği içerikler marka içeriğine göre ama doğru influencerla ve doğru içerikte yapıldığı zaman 8 kata kadar daha fazla etkileşim sağlıyormuş. Hem de bu etkileşim aynı elçiliğin dediği gibi e, ilgili ve doğru kitleyi trafiği getirdiği için dönüşümü de, de daha yüksek oluyor. E, o yüzden de... E, bu çok daha bize geri dönüşü iyi oluyor. Ben bir örnek vereyim mesela BMW tarafından e, premium bıçak segmentinde bir lansmanımız var. E, Globalde çok başarılı bu konuda harika bir video gönderdi marka videosu. Tüm ülkeler gibi biz de yatırım yaptık ama dedik ki burası Türkiye işte sosyal medya olan ilgi de e, belli. Gözdelerle çok güzel bir proje yaptık. Somer şefimizle ayrı bir Türkiye'de bıçak videosu çektik. İki sene de aynı anda yatırım yaptık ve elbette ki Somer şefli olan videoda işte tıklanma oranı izlenme oranı etkileşim oranı çok daha fazla. Çünkü niye öbürünün reklam olduğu belli ama burada bizden bir insan var, e, saygı duyduğumuz, e, ilham aldığımız bir insan var ve e, biliyoruz ki o beğenmezse o ürünü kullanmayacak ve o işin içinde yer almayacak. E, o yüzden de gerçekten inandırıcılığı e, ve size geri dönüş oranı çok daha yüksek oluyor bu işte. Peki çalışacağınız influencer ismi nasıl belirl belirliyorsunuz ya da ondan istediğiniz içeriği nasıl bir brief veriyorsunuz? Ha ya şöyle çok güzel, soru. E, çok güzel soru ya biz gerçekten influencer işbirliklerine e, bir reklam modeli değil aslında bir yol arkadaşlığı gibi bakıyoruz e, bu yüzden de bizim için influencer markayı zaten biliyor kullanıyor seviyor ve güveniyor olması birinci öncelik e, Zaten sizinle o hikayeyi de anlattığımızda bunu çok destekleyecek e, bir hikayemiz var. E, o yüzden birinci önceliğimiz dediğim gibi markayı zaten bilip kullanıyor olması. Çünkü gerçek bir kontent üretmek e, birinci önceliğimiz. Influencer'ın in değerlerinin markayla örtüşmesi de çok önemli. İşte örneğin sağlıklı yaşam, e, doğaya, çevreye saygı, tasarım aşkı olabilir bizim için. E, ve bence sürdürülebilirlik. E, çünkü şöyle düşünüyorum yani bir... Influencer bir marka ile ne kadar uzun zamandır tanışıyorsam, o markayı çok daha iyi tanıyor, özümsüyor, detaylarını biliyor ve verdiği içerikte çok daha güzel insightlar, çok daha faydalı bilgiler sunabiliyor. Böylece aslında hem sürdürülebilir hem de çok güvenilir bir iş ortaya çıkıyor ve bu sürdürülebilir güvenilir işte bence hem marka hem influencer hem de tüketici için aslında bir win-win-win modeline dönüşmüş oluyor. Peki sizin sözü sana vermek istiyorum. Şimdi bir marka sana geldiği zaman o markayla çalışıp çalışmayacağına ya da ona ait özel bir içeriği çıkar çıkaracağına nasıl karar veriyorsun? Ee, şöyle, yani ben biraz detaylı yaklaşıyor olabilirim. Ee, yani ben sağlıklı yemek tarifleri veriyorum ve e, bunlar vejetaryen tarifler. Hatta %80 vegan. Yani bir duruşum hayatta böyle vermek istediğim bir şeyim var. Yani tarif vermenin dışında ya bakıyorum ben bu markanın ürününü gerçekten evde kullanır mıyım yani hani benim açtığımda dolabımda var mı eğer yoksa zaten benim için çok kolay o hani 5 dakika mı falan alıyor geri dönüş yapmak çünkü hani kullanmadığım bir şeyi Nasıl anlatayım mesela? Bir süt markası mesela, bir peynir markası. Tariflerde kullanmıyorum. Nasıl anlatabilirim ki onu? E, ve bu bilinçli olmak da gerçekten sektörde insanı farklılaştırıyor. E, daha çok kişiliğine uygun, daha çok iş yapabiliyorsun. Aslında hani o ticari kaygıyı bazen bir kenara bırakmak lazım. Kısa vadeli ticari kaygı diye düşünüyorum ben. Hani uzun vadeli baktığında e, Gerçekten bu şekilde ben bunu gerçekten kullanır mıyım bakış açısıyla bir ürün tanıttığında ya da bir projeyi kabul ettiğinde uzun vadede gerçekten kazanan da influencer oluyor ve bu e, kazandığın sadece takipçi, beğeni sayısı, e, aldığın proje ya da maddi gelirden bağımsız. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Benim için çok güzel bir sürprizdi. E, bağımsız bir araştırma şirketi işte sağlıklı beslenme konusunda kimleri takip ediyorsun diye bir soru soruyor. E, bundan yaklaşık iki sene önce 25. Ee, ve ben bundan tamamen hani sürpriz bir şekilde haberdar oluyorum. Top 5'te e, benim adım var. Ve diğer isimler yani sektördeki işte ünlü aşçılar, canan karataylar, arda türkmenler yani. Ve ben o sırada e, kurumsal çalışan bir insanım. Aşçılık eğitimim bile yok ama e, demek ki o kadar hani seçici ve güzel bir şey yapmışım ki zamanında. Ha, bu arada da kendimi övüyor gibi oldu. <laughs> <Çok, gülüyor> ama hani sektörden <laughs> de geldiğim çok için da çok da kıymet da verdiğim da bir da şey. Da yani Bu mesajı fırsat varken vermek istedim. Ee, yani Bağımsız bir araştırma şirketinin araştırmasına bile kendi adımı görebiliyorum. Bu benim için takip sayısından, beğeni'den, belki reddettiğim, e, gelirini kaybettiğim 15-20 projeden daha kıymetli. Çünkü uzun vadede bana apayrı kapılar açacak. İşte ben bir yemek tarif kitabı yazacağım. Yani bunu biraz 360 düşünmek lazım. Influencerlık sadece işte video çek koy, video çek koy değil. Aslında bir girişimci olabilirsin. E, arkasına durduğun değerleri ürünleştirebilirsin. E, çok ayrı bir dünyaya kapı açıyor. Ve o uzun süreyi ve büyük resmi görerek bu işe hani adım adım yaklaştığı markaları, projeleri ona göre seçtiğinde uzun vadede kazanan bence influencer oluyor. Hem de takipçiler oluyor yani. Hani maddi olarak sonuçta güveniyorlar. Yanlış bir ürüne yönlenmemiş Tabii oluyorlar. Ki. Peki Mina, doğru bir marka, yani doğru bir pazarlama için doğru markanın doğru isimle bir araya gelmesi gerekiyor influencerla. Size bir marka geldiği zaman kendi içinizdeki bir ajans olarak hangi ile çalışacağını siz mi karar veriyorsunuz ama markadan direkt influencer teklifim geliyor bu süreç nasıl bir iki tarafı birbirini birleştirme süreci nasıl gerçekleşiyor? Şimdi iki farklı yolu var aslında bunun ya bir marka bir influencer istediği için geliyor ya da bir marka bize geliyor diyor ki biz kiminle çalışırsak sizce uygun olur biz her şekilde zaten öncelikle bir markayı araştırıyoruz İşte markanın kimliği marka neler yapmış daha önceden işte ya da hedef kitlesi kim vesaire gibi bir küçük bir araştırma sürecimiz oluyor. Ondan sonra da bakıyoruz bu kişiyle bu marka uygun mu ya da işte uygunsa neden uygun falan gibi bir süreçten geçiyoruz. Ama hani mesela senin de dediğin gibi gerçekten o influencer'ın önceden hayatında olmasına ya da ürünü önceden denemiş olmasına çok dikkat ediyoruz. Ee, ya bir de biz mesela normalde genelde influencer'lar hep şey olarak atıyorum işte bir post iki story falan diye çalışır. Biz işte hep şeyiz öncesinde de yani bir o postun öncesinde ya da o öncesinde ne bileyim bir çantasında o ürünü bir görelim. İşte birazcık daha hayatına yedirmeye çalışıyoruz aslında ne bileyim işte ya da mutfakta işte annesi yemek yaparken görelim ya da işte ne bileyim mutfakta su içerken arkada ürün olsun falan gibi birazcık daha böyle organik yerleştirmeye çalışıyoruz. Ama hani bir araştırma sürecimiz oluyor iki taraf için de. Peki siz etkinliklere davet edeceksiniz çünkü her etkinliğin farklı bir konsepti var. Oraya gelecek isimleri neye göre karar veriyorsunuz? Çünkü o da bir hikaye anlatmak için size eşlik edecek yol arkadaşları. Çok doğru. Aslında burada hem sizin hem tüm ekip arkadaşın dediği gibi ben aslında tüm bu süreci marka evliliği gibi görüyorum. O kadar ciddi bakıyorum, o kadar ciddi görüyorum. Burada neden işte biz sizinle VMF'i izliyoruz ve zevkle izliyoruz ve aman bu da bir marka tanıtımı demiyoruz. Çünkü gerçekten biliyoruz ya, hissediyoruz geçiyor o karşıya. Çünkü hem gerçek bir insan gerçek tonda bunu anlatıyor. Evinden bir senaryodayız ve hakikaten o bir şekilde geçiyor. Öyle ya da böyle hepimizin işte farklı duyguları var ve anlıyoruz. Buradaki za hani böyle bir evlilik gibi gördüğümüz için biz de çok inceliyip sık dokuyoruz ve Mina'nın başta dediği bir detaya da çok dikkat ediyoruz. Bizim için o kağıtlar hani Kimseyi kırmak istemem ama çok çok da önemli değil yani burada elbette o bir kitleden bahsediyoruz ama hani günümüz dünyasında bunun çok farklı yolları olduğunu duyuyoruz. Bu noktada aslında bir şeyin gerçek olması o kitlenin hani o reaksiyonların bir şekilde etkileşimlerin oranı bizim için daha anlamlı normal hayatında nasıl bir insan yani çok bohem bir insansa bir anda çok kurumsal bir eventin içinde o zaten olmaz. Ve gerçekten hiçbir şey hissettirmez. Karşıya da bir şey vermez. Bize de bir şey kazandırmaz. Kendisine de keza işin içinde olan markaya da. Çünkü bizim de hep işlerimizde işte minimum bir, maksimum elli falan çok ciddi sayıda markalar oluyor. Ve aslında hepsinden sorumluyuz sizin. Senin dediğin gibi söylediğimiz şey, davet ettiğimiz insan. Hani orada ben bir festivale işte 5000 kişi geliyorsa Hani hakikaten hepsinden birer birer sorumluymuşum gibi geliyor. Yani biri yere çöp atsa böyle çok mutsuz oluyorum. Ve o yüzden böyle çok o komüniteye severek bakıyorum eventlerde işte çok düzgün sırada duruyorlar herkes o sırayı bekliyor hep diyorum ki ekibe sarılmak istiyorum hepsine tek tek öyle çok o güzel diyaloğun sebebi de aslında bence gerçeklik burada da hem nano yani sizin teriminizle çok da güzel bir terim. Hem öyle hem de bizim terim, bizim dünyamızda da Hinvi diyoruz biz onlara. High Network Individuals. Bu High Network Individual dediğimiz aslında kendi kıymetli bir arkadaş grubu olan ya da işte şefse şef, doktorsa doktor, işte kitap severse kitap sever. Artık herkesin bu kendi bubble'ları olduğu için bu doğru bubble'ı aslında biz kendi etkinliklerimizde, projelerimizde görmek istediğimiz için çok daha çok samimiyetle o rakamlara artık takılmıyoruz. Burada doğru bir insan bundan keyif alacak her şeyden önce. Bunun kıymetini bilecek, burayı anlayacak. Geldiğinde o küçük bizim gibi detayları ördüğümüz küçük şeylerin anlamını o da hissedecek. Ve buna kıymet verecek ve bunu az önce konuştuğumuz gibi sevdiği insanlarla diyeyim. Kimse bin kişi kişiyse bin kişi, on bin kişiyse on bin kişi onlarla paylaşacak. İnsanları çok kıymetli buluyoruz. Bana böyle niş... Ama daha nokta atışı kişileri bu yüzden de seçiyoruz. Bir de yeni insanlar tanımaya çok seviyoruz. Çok kıymetli insanlar var sektörde. Pek çok projede sık sık bir araya geldiğimiz ama... Yeni de pek çok güzel genç insanlar çıkıyor kendi hikayelerini anlatan. Onları da seviyoruz böyle sık sık o komünite büyüsün güzel insanlarla daha daha da güzel insanlara ulaşsın diye böyle bir strateji içindeyiz diyebilirim. Biraz önce ikiniz de çok güzel bir detayın altından geçtiniz. Marka evlilikleri, işbirliklerinden bahsettiniz. İlk influencer marketing başladığı zaman daha çok her influencer birbirinden zıt duruşlara sahip ya da sektörlerdeki markalara da çalışıyorlardı. Ama son zamanlarda daha fazla hani marka arkadaşı, marka dostu, marka evlilikleri gibi uzun vadeli işbirlikler başladı. Siz de VMF ile sizinle birlikte bunun çok güzel örneklerisiniz. Siz biraz kendi hikayenizden ve bu evlilikten bahsedebilir misiniz? Ya daha sonra da bu kadar uzun vadeli işbirliklerin faydalarından, Nina'dan da biraz dinleyebilirsek süper olur. E tabii ya ben şöyle ben VMF'ten sorum olmadı. de aslında bir takipçi olarak e, Health Food Break hesabını takip ediyordum. Yeşil çiçekler yapıyordu o zaman. Özellikle yeşil çiçek harekatı vardı. Evet. Bir şey yapmaya çalışıyorum vesaire. Bir de e, üründe VMF kullanıyor o zaman. Ve tabii insanlar çok soru soruyorlar. Yeşil çiçek yapmak çok zor. Böyle lifli yeşil e, yapraklar çok lifli olduğu için diyorlar ki işte benimkiyle olmuyor. Seninki nasıl pürüzsüz oluyor? O kadar güzel içten cevap veriyor ki adil ne güzel işbirliği. Sonra ben BMF'e geldim. Baktım ki işbirliği değil. Yani aslında <laughs> o kendi makinesi ve kendisi kullanıyor ve tanışmak istedim. Ee, ve bizim de zaten ilk işbirliği yaptığımız isim kendisi. Hikayesini dinledim, nasıl ile tanıştığının hikayesini. Ee, ve biz e, şimdi 5. senemize giriyor olacağız. Ee, aslında dediğim gibi bu sürdürülebilirlik e, ve gerçek olması işin çok önemli. Çünkü zaten markayı kullanan, zaten zaten tavsiye eden biriydi. Biz sadece bir yol arkadaşlığına başlamış olduk yani o reklam modeli diliyor arkadaşı Dediğim şeyin aslında e, hayata geçmiş hali oldu. E, ve biz bunu aslında sadece dijitalle de sınırlamadık. Yani neredeyse 360'a taşıdık diyebiliriz. E, bir sürü etkinlikle birlikte yer alıyoruz. E, işte dergilerde işte kapak olsun, e, içinde e, röportajlar olsun birlikte çalışmalarımız oldu. Sizin televizyon programında diye ürünleri kullanıldı. E, kitabı çıktı, biz mağazalarda kitabını konumlandırmak istiyoruz. Yani in-store'dan televizyona, e, basılı mecradan dijitale kadar aslında her alanda e, güzel bir işbirliğinin aslında e, adımlarını atıyoruz beraber. Aynen öyle. Yani çok güzel özetledin zaten. Şöyle e, çok minik hemen bir enstantane anlatayım ben de. E, ben 6 senelik evliyim. E, evlendik, 2 hafta sonra doğum günümdü. Eşim böyle kocaman paketle geldi ben de romantik bir şeyler bekliyorum falan. Vmf blender çıktı böyle bir ilk bir bozuldu ve vmf bilmiyorum bile daha o zaman işte 6 sene önce Aa işte blender falan neyse e ama bir yandan da Healthful bu o kadar minik ki yani kendi çapımda sadece hobi metrafında işte bir şeyler yapıyorum tarif koyuyorum hoştan geliyorum tarif paylaşıyorum falan e yeşil içecek yapıyorum o dönem çok fazla güneşte bir yeşil bir somut ile başlıyorum ve vmf kullanıyorum çok güzel. E bunu yaparken işte tam arzu hikaye orada çakışıyor. Yani hani gerçekten herkesin o yeşil içeceği dört başı mamur bir şekilde yapıp günlük rutinine ekleyebilmesi için bence VMF Blender çok güzel bir araçtı. ve takip eden herkesin de dört başı mamur bir şekilde o yeşil içeceği yapmasını istiyorum. Tamamen gönülden. Yani herkes diyor ki ya ben deniyorum kütürcük dolu de bilmem Ben diyorum ki bakın bunu alın. Bu gayet iyi yapıyor. Öyle yollarımız kesişti ve yani benim o zaman 10 bin takipçi falan yani tam işte nano influencer'ım aslına bakarsan. Ee, birbirimize inandık, güvendik. 5 sene oldu neredeyse evliliğim kadar eski. Ee, o, o arada hani hiçbir küçük ev aletleri e, ortaklığım olmadı. Yani tabii ki hani o 5 senede ben de çok geliştim. Hesap büyüdü, e, işte kitap yazdım, aşçılık eğitimi aldım vesaire. Birçok talep olmasına rağmen e, ben mutfakta VMF kullanıyorum ve VMF ile devam ediyorum. Nokta. O şekilde ilerledi. Ee, bu da yani hem karşılıklı güven, çok yeni kapılar açtı. Farklı mecraları beraber el ele gitmemizi sağladı. Ee, hem de karşı tarafta takipçi tarafında da yani şu an herkes şey diyor. Ya sen öneriyorsan gerçekten bunu kullandığın için öneriyorsundur. Ee, benzer bir deneyimi mesela kozmetik tarafında bir işbirliğim içine geçer. Zaten kullanıyordum. Kullandığım için beni keşfettiler ve hala devam ediyoruz. Bence bu biraz bu dinamik e, markalar tarafından ve ajanslar tarafından sizin tarafta da böyle işliyorsa mükemmel yani. Gerçekten kullanan kişiyi e, yakalayıp ona bir proje götürmek. Yani sırf popüler olduğu, daha çok takipçisi olduğu için değil. Çünkü onun için belki de content yani içerik şöyle bir şey yapıyor geçiyor. Ertesi gün farklı marka işte bugün VMF, öteki gün XYZ e, öyle devam ediyorsun. Hani kesemi doldurayım bakış açısı oluyor. Öyle isimlerden ziyade birazcık daha böyle deneyim odaklı isimlere yönlenirse bizim bu güzel evliliğimiz gibi sektörde de çok fazla örnek artacaktır diye düşünüyorum. Bence zaten bir iş ne kadar uzun sürerse o zaman o marka için yaratılan içerikler de daha değerli ve gerçekten de gerçek içerikler oluşmaya başlar. Çünkü markayı tanıdıkça ürettiğin içerik de ona göre değişiyor ve inandırıcılığı artıyor. Siz bu noktada nasıl iş imza atıyorsunuz? Aslında ben şöyle diyeceğim, birazcık daha lüks algısı oturmuş markalar bu süreçlere daha çabuk adapte oluyor ve daha sıcak bakıyor. Ama hani böyle birazcık daha orta ya da ne bileyim riskinin bir çoğunu bir kişiye koymak istemeyen ve daha sık işbirliği yapmaya çalışan ve daha popüler isimlerle çalışmaya çalışan markalar genelde bu kadar uzun işbirlikleri yapmıyor şu an. Yani şu anki trend bu galiba. Ama hani tabii ki işte marka algısı yüksek ve aslında konumlandığı yerde kalmaya çalışan bütün markalar bunlara çok özen gösteriyor. Ee, o da muhtemelen hani gerçekten o çalıştığı influencer'ın hayatının parçası haline gelmek ve gerçekten aslında onun hayatında olduğunu bildiği için bu evlilikler gerçekleşiyor. O yüzden orada da tabii ki değişiklikler gösteriliyor. Peki Gözde sana şunu sormak istiyorum. Trendleri de analiz eden biri olarak biz şu anda influencer marketingi konuşuyoruz. Videolar çekiyoruz, reelsler üretiyoruz. Çeşitli içerikler peşindeyiz. Kendi hikayemizi anlatmak için. Yaptığınız araştırmalar önümüzdeki günlerde nasıl hikayeler anlatacağım? Metaverse'lerden bahsettin ama bunun dışına ekleyeceğim bir şey var mı? Hani şu anda influencer marketing en öne çıkan pazarlama yöntemi ama gelecekte buraya gidiyor. Belki de influencerlar bu alanda olacak ya da bu şekilde pazarlama yapacağız diye yaptığınız araştırmalarda çıkan sonuçları paylaşabilir misiniz? Bekle. Tabii başka bir oturum konusu oldukça çok şey var. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Küçücük bir detay örneğin hani az önce konuşulan konularla da linkleyerek e, aslında şey işte yepyeni uygulamalar geliyor. İşte şimdi Magic uygulaması, işte TikTok'un hayatımızı değiştirmesi, işte Reels'lar, keza hani pek çok yeni şey var. Ve tabii bütün bunlara e, shopper marketingin entegre edilmiş versiyonlarını daha da görmeye başlayacağız. Hani bu oldukça yoğun şekilde geliyor gibi gözüküyor. E, ve bu aslında sizlerle konuştuğumuz gerçeklik ve şu anda dünyanın bulunduğu birazcık buhranlı dönem. Yani işte pandemi geçti mi geçmedi mi, hayat devam mı değil mi, gene geri girecek mi, başka hangi felaketler gelecek gibi bir tuhaf süreçten geçiyoruz. Burada da aslında biraz e, bizim hep öngördüğümüz bu iyi hissetme trendi de e, aslında bütün bunlara linklenebilir. İşte aslında sen o sebze suyunu da iyi hissetsinler diye yapıyorsun, kendine iyi baksınlar diye yapıyorsun. Bu biraz daha katlanarak büyüyor. Yani burada bu wellness ve bir şekilde her anlamda her markanın iyi hissetmeye dokunması, ...influencerlarında biraz iyi hisseden, hani onlara moral verecek içerikler, biraz daha bu var olan depresif diyeceğim, belli detaylardaki herkesin farklı levellerde yaşadığı tatsız duyguları aslında açmak için açmak için de bu metaverse'ler doğuyor. Ee, biraz daha buralara gittiğini görüyoruz ee, ve tüm bu mecraların merge ettiği yeni formatlar bizi bekliyor olacak. Bakalım neler gelecek. Ben gerçekten. influencerlarla ilgili bir şey ekleyeyim. Mesela dünyada şu anda metaverse influencer yani robot influencerlar inanılmaz büyük bir revaçta. Çünkü aslında onun gerçek olmadığını biliyorsun ama bir yandan da gerçek Hoşum gibi ediyorum. hani reklam filmlerinde oynayan işte robot influencerlar falan ve ben bu konuyu inanılmaz araştırdım bir ara. Sadece biraz hani bütçesi yüksek bir konu şu an. Ama bir de geçen hafta ben Fransa'da bir format fuarına katıldım. Orada da artık televizyonda izleyeceğimiz birçok format yani ne bileyim yarışmacılar artık işte kendi ürettiği karakterler olarak yarışıyor falan gibi bir sisteme dönüşüyor. O yüzden enteresan bir zamana giriyoruz şişecek, gerçeklik, gerçeklik, gerçeklik gerçeklikler. Ne yani. yani evet. Ortak nokta <laughs> hep anlatılan hikaye olacak ama anlatılan hikayeleri mi? anlatan karakterler evet. ve ortamlar evet. ve mecralar değişecek evet. ama işte burada her zaman story evet storytelling yani. ve doğru hikaye anlatmanın değerini dünya değişse de teknoloji gelişse de hepimiz biraz avatar da olsak en değerli evet. şey yine orada o noktada olacak. Çok teşekkür ederiz bize eşlik ettiğiniz için. BMF'e daha da teşekkür ederiz bizleri bir araya getirdiği için.